Evet arkadaşlar, çok yeni bir drone'la karşınızdayım. İnsanoğlunun bugüne kadar yaptığı en mükemmel drone yanımızda, Autel Evo Max P4. Autel Evo 4 Max T. Autel Evo, kopya çekerek söylüyorum, Autel Evo Max 4T. Bugüne kadar insanoğlunun yaptığı en iyi drone olma özelliğini taşıyan Autel Max 4T drone'umuz. Tek bir eksiğiyle bize geliyor. Drone'u alabilecek kadar paranız olabilir ama bataryayı alamıyorsunuz. Yani drone'la birlikte bir batarya vermiyorlar. Drone'la birlikte bir batarya alabilmek için bir Yusuf Bey'e ihtiyacınız var. Yusuf Bey sağ olsun bize drone'umuzun bataryasını şu anda olduğu gibi getirdi. Böyle bir bataryamız var ve bu bataryayı maalesef drone'la birlikte vermiyorlar. Hemen bunu buraya koyuyoruz ve kutu açılışına geçiyoruz. Şöyle kocaman bir kutusu var. Açarken bile bütün kaslarımı çalıştırmama neden oldu. Şimdi kutuyu indiriyoruz. Bu arada kutudan da ufakça bahsedeyim. Şöyle basit bir kutusu var. Çok da sağlam görünmüyor ama çantası gerçekten ama gerçekten efsanevi. Şimdi size doğru açacağım şöyle. Burada bakalım açabilecek miyim? Buradan açıyorum. Şimdi benim yüzümü göremeyeceksiniz tabii böyle olunca. Şöyle yapalım. Şöyle. Şimdi cihazın kutusundan neler çıkıyor? Hemen bakalım. Kocaman ekranı olan şöyle iPad gibi bir tane kumandamız geldi. Bunu zaten yakından gösteriyor olacağım şimdi size. Bir pause düğmesi var. Otomatik kalkış ve eve dönüş düğmesi koymuşlar. C1, C2 yani kontrol 1 ve kontrol 2 butonları var. Record kayıda başlatan bir düğmemiz var. Fotoğraf çeken bir düğmemiz var. Video düğmemiz var. Muhtemelen gimbal ve yine diğer birkaç ayar yapmamızı yarayacak bir şeyler var. Kendi içerisinde bir fanı var. Şöyle hemen kenara koyalım. Sonrasında drone'un kendini çıkartıyorum. Tüm azameti, ihtişamı ile birlikte Autel Evo'nun işte evet, hala adını öğrenemedim. Kutunun üzerine bir daha bakacağım. Autel Evo Max 4T drone'umuz. Bu drone'da bakın arkadaşlar, hemen şuradan gimbal'ını açayım. Zaten gümrükte muhtemelen bunun gimbal'ını açmışlar herhalde. Gimbal'ını açalım. Samsung telefonlar gibi bir kamerası var. Dizebildikleri kadar kamera dizmişler. İşte lazer metresi var üzerinde, lazer sensör, mesafe bulucu sensörü var, termal kamerası var, muhtemelen bir tanesi kızılötesi kamerası, bir de normal kamerası var. Bakın batarya kısmı boş geliyor. Sensörler var her yerinde, bu sensörler sayesinde 720 derece, yani artık eski modellerde olduğu gibi 360 derece değil, 720 derece engellerden kaçınabiliyor. Zaten tanıtımında da bu seste bunu CES'te tanıtmışlardı. CES 2023'te tanıtırken Ocak ayında bundan bahsederken 3 santime kadar olan tüm engelleri algılayıp bundan kaçınabildiğinden bahsetmişlerdi. Yine çok enteresan bir özelliği daha şöyle koyayım cihazı. Kutu içinden çıkan diğer nesneleri de birazdan anlatacağım. Bu cihazın diğer özelliklerinden ve benim çok merak ettiğim özelliklerinden bir tanesi hot swappable dediğimiz bir batarya özelliği var. Bu şu anlama geliyormuş. Cihazı uçuruyoruz. Bataryasını havadayken, cihaz uçmaya devam ederken değiştirebiliyormuşuz. Muhtemelen dahili bir batarya alanı daha mı var cihazın içinde? Tam emin olamıyorum. Ama cihaz uçuş halindeyken, cihazı durdurmadan bataryasını değiştirebileceğimizi iddia ediyorlar. Yine bu cihazı bugüne kadarki en iyi cihaz yapan şey ne biliyor musunuz? İlk kez Enterprise bir drone'da artık anti-jammer özelliği var. Yani bu ne oluyor? Cihazı kaldırdığınızda herhangi bir GPS, işte elektronik harp ya da işte jammer'la sinyal bozucu şeylerin hiçbirinden etkilenmediği iddia ediliyor. Buna da anti-mesh özelliği denilmiş. Yani anti-karıştırıcı özelliği adını vermişler. Cihazı uçurur muyum? Tam emin değilim. Çünkü çok pahalı bir cihaz. Bu cihazın fiyatı 10.000 euro. Uçurursak da bu özellikle hot swappable özelliğini test etmek istiyorum. Kutu içinden başka ne çıkıyor bakalım. Hemen şarj aleti var. Bir tane Type-C kablo var. Bir tane daha Type-C kablo çıktı. Bu şey mi acaba? HDMI mi değil. Type-C to Type-C. Bunun da bir ucu USB, bir ucu Type-C. Burada yedek pervane var bir adet. Bir de tornavida çıktı içinden. Bir tane EU plug çıktı. Bir tane daha pervanemiz var. Bir de 65 wattlık bir hızlı şarj aleti gibi bir şey var. Bu nedir? Üzerinde de bir tane USB-C2, USB-C1 ve bir de USB-A var gidişleri. Şöyle yakışıklı kullanım kılavuzunun olduğu bir kitapçık var.
Şurada da herhalde kayış var. Drone'u mu kayışla takıyorlar? Çantayı da takıyor olabilirler. Onun haricinde diğer gözlerde de silika jel var. Başka da bir şey yok. Kutu açılışı bu şekilde. Şimdi hemen drone'un özelliklerine geçelim. Size drone'un en önemli özelliklerinden bahsedeyim. Arkadaşlar cihazımızda 8K çözünürlüğe sahip bir kamera var. Bu kamerayla 10x optik zoom yapabiliyoruz. Bu harika bir özellik. Yine cihazımızın üzerinde 640x512 çözünürlüğünde 16x yani 16 kare dijital zoom yapabilen bir termal kamera var. Yine cihazın üzerinde geniş açı kameramız var. Bu da 1.28 inçlik bir sensöre sahip ve 50 megapiksel çözünürlüğü var. Cihazımızın zoom kamerası ise 48 megapiksellik çözünürlüğe sahip ve 160x'e kadar dijital zoom yapabiliyor. Bununla birlikte cihazın lazer mesafe bulucusu var. Yine bu da enteresan bir özellik. Yukarıdan bir nesneyi takip ederken ona olan uzaklığınızı görüp ölçebiliyorsunuz. Cihazın üzerinde zaten bahsetmiştik 720 derecelik bir engel sensörümüz mevcut. 42 dakikalık inanılmaz uçuş süresi. Cihazımızın uçuş süresiyle birlikte anti-mesh yani A-mesh dedikleri henüz 1.0 modeliymiş. Bir özelliğimiz daha var ki bu da jammerları cihazın takılmamasını sağlıyor. Bu cihazı aldığınızda eğer almaya karar verirseniz bu cihazla 3D haritalandırma da yapabiliyorsunuz. Yine Autel'in SDK dediğimiz Software Development Kit ulaşım izni de Autel bu drone ile birlikte size veriyor. Arkadaşlar cihazımızın bataryasından çokça bahsettik. 8070 mAh'lik bir bataryamız var. Bu batarya yine 14.88 voltla çalışıyor ve cihazımıza 45 dakika civarında bir uçuş süresi sağlıyor. Bakın kocaman bir batarya. Yine arkasında da bataryamızın doluluk oranını takip edebileceğimiz, gözle takip edebileceğimiz bir LED ışığı yer alıyor. Cihazın bunlardan hariç olarak tamamen gövde üzerinde IP43 su geçirmezlik garantisi ve sertifikası bulunuyor. Cihazımızın 52 millik, bunu 1.6 ile çarparsanız yaklaşık ne ediyor? 90 km saatte hız yapabilecek bir kapasitesi bulunuyor. 23.000 çevrime kadar da bataryasının ömrü olduğunu söylemişler. Zaten katlanabilir tasarım olduğunu görüyoruz. AS256 dediğimiz yazılımcıların daha iyi anlayacağı bir kriptoloji kullanıyor. Yani bu ne demek? Karşı tarafta aynı anahtar yoksa şifrenizin kırılması şu anki teknolojiyle en azından bizim bildiğimiz teknolojiyle mümkün değil. Dolayısıyla çok güvenli bir veri aktarımı sunduğunu da söyleyebiliriz. Arkadaşlar bu cihazı herhangi bir şekilde askeri personelimizi düşürürse kullanırken cihazı ele geçiren düşman kuvvetleri bu AS256 dediğimiz kriptoloji sayesinde cihazın içerisindeki loglara, görüntülere vesairelere erişemiyor. Yani bunun da ne işe yaradığını böylece anlamış olursunuz diye düşünüyorum. Bir de hemen diğer özelliklerine geçmeden önce bahsetmek istediğim şey Autel Evo 2'yi ilk ben getirip incelediğimde insanlar benimle dalga geçiyorlardı. Şimdi ben Autel Evo Max 4T'yi getirdiğimde de yine muhtemelen aynı şey olacak. Varsa baba yiğit arkadaşlar bu cihazı incelemelerini bekliyorum. Her baba yiğidin harcı drone incelemek değil arkadaşlar. Ya da düzeltiyorum devrik cümle olmasın. Drone incelemek her baba yiğidin harcı değil. Arkadaşlar elimden geldiğince drone'u sizlere tanıtmaya çalıştım. Umuyorum anlatımımdan memnun kaldınız. Eğer aklınıza takılanlar varsa bunları yorum olarak iletebileceğiniz gibi Instagram'dan da beni takip ederek bana bilgi iletebilirsiniz. Aynı şekilde kanalımı takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Yakın zamanda drone çekiliş videolarına tekrar başlayacağız. Sizlere çam sakızı, çoban armağanı, minik drone hediyelerim olmaya başlayacak. Bunun için de beklemede kalın diyorum. Görüşmek üzere.